Güzel ülke Türkiye, Kara Kutu kanalından herkese selam. Bize destek olmak için videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Nükleer silahlar, çağımızın belki en önemli sorunlarından bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı öncesinde belki de bir elin parmağını bile geçmeyen bu silahlar, günümüzde seri bir şekilde üretiliyor. Tek bir nükleer silahın verebileceği bir etkiyi düşünmek bile insanı korkuturken, dünya üzerinde 15 bine yakın nükleer silah bulunuyor. Kimi ülke bu konuda halen vahşi bir şekilde üretimine tam gaz devam ederken, kimi ülkelerde bu tür silahlara karşı bir savunma mekanizması üretmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Savunma mekanizmaları derken nasıl bir mekanizma dediğinizi duyar gibiyiz. İşin teknik kısmını bir kenara bırakalım. En çarpıcı çözümlerinden birini şimdi sizlere anlatacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, göreve geldiği günden bu yana yaptığı her hareket gündem oldu. Sansasyonel işlere imza attı. Putin, şimdi ise çok önceden başlayan bir projenin devamı için kolları sıvadı. Dünya üzerinde nükleer bir savaş yaşanması halinde her ihtimali düşünen Rusya, bu doğrultuda bir kıyamet uçağı projesini başlatmıştı. Yaklaşık 15 yıldır kullanımda olan Ilyushin 80'in miadı artık dolacak. Onun yerine ise çok daha üst düzey bir model gelecek. Rusya'nın savunma sanayisinde çalışmakta olan bir kişi, RIA Novosti haber ajansına konuya ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulundu. Şu anda bu uçağın üretildiğinin altını çizen yetkili kişi, önümüzdeki dönemler içerisinde üçüncü bir modelin gelebileceğini de sözleri arasına ekledi. Ancak sır gibi saklanan uçakla ilgili olarak ince ayrıntılar hakkında bilgi verilmedi. Putin'in üreteceği uçağın içeriğine gelecek olursak, tek bir gövdeden oluşması bekleniyor. Ayrıca 6000 kilometre civarında bir alanın komuta edilmesi sağlanacak. Bu rakam daha önceki modelde ise bu sayının yarısıydı. Yani yeni modelle birlikte hakim olunacak olan alan tam 2 kat artırıldı. Ilyushin 96-400M isimli uçak, daha önce üretilen Ilyushin 80'in yerine geçecek. Son gelen bilgilere göre de uçaklardan ilkinin Rovanes şehrinden şimdiden inşasına başladığı yetkililer tarafından açıklandı. En başta belirttiğimiz gibi nükleer silahlar elbette herkesi korkutuyor. Ancak her şeyden önce en korkulması gereken noktalardan bir tanesi de bunları üreten devletlerin gözünü bile kırpmadan silahları kullanabilecek olma potansiyelleri. Özellikle de Putin bu konuda adeta çağ atlamış durumda. Son açıklanan rakamlar doğrultusunda Rusya'nın 6375 bin adet nükleer silahı bulunuyor. İşte korkulması gereken noktalardan bahsettik ya, tam da burası. Böylesine bir güce sahip olan Rusya bile kendisini korumak için olağanüstü önlemlere başvurmak zorunda kalıyor. Putin'in üretilecek olan uçaklarla ilgili açıklaması ise şu şekilde oldu. Su altı, su üstü, havadaki herhangi bir düşmanı tespit etme ve gerekirse önlenemez bir saldırı gerçekleştirme yeteneğine sahibiz. Şimdiye kadar sizlere kıyamet uçağının neden yapıldığının yanı sıra kullanım amaçları doğrultusunda temel düzeyde bilgi vermiştik. Biraz da uçakların nasıl özelliklere sahip olduğuna bakalım. Kıyamet uçağı, Putin başta olmak üzere üst düzey yetkilileri korumak üzere yapılacak. Ayrıca bu uçaklar, havada yakıt ikmaliyle hiçbir sorun yaşamadan durmadan günlerce uçabilme kapasitesine sahip. İlginç özelliklerinden bir tanesi de uçakta yer alan kokpitin dışında herhangi bir cam bulunmaması. Bunun sebebini ise yolcuların olası bir atom bombası sonrasında kör olmalarına mani olmak. Ayrıca olağanüstü bir iletişim ağına sahip olan bu uçaklar, Rusya'da yer alan nükleer denizaltı filosuyla irtibat kurabiliyor. Öte yandan uçak yaşanması muhtemel bir nükleer savaşta Putin için bir komuta merkezi haline gelecek.
Özellikle uçağın karada komuta ikmalinin sıfıra indiği durumlarda çok önemli bir rol oynayacağı söylendi. Yani kısacası bu uçak Rusya için tam anlamıyla bir üs olacak. Sadece merkezi yönetimi sağlamayacak olup üst düzey telsiz sistemi sayesinde hem hava güçleriyle hem de füze kuvvetleriyle hem de nükleer silah taşıyan denizaltılarla kesintisiz ve kusursuz bir iletişim kurması sağlanacak. Birçok özelliği gizli tutulan uçak için BBC'de yer alan bir araştırmada yeni uçakların nükleer patlamalardan kaynaklanan elektromanyetik darbelere dayanıklı olduğu ve gelişmiş bir kalkanı, elektronik ve iletişim sistemleri olduğu belirtiliyor. Bir de işin siyasi boyutu var. Kıyamet uçakları ilk olarak Soğuk Savaş döneminde Rusya ve ABD tarafından inşa edilmiş ve en kötü senaryolar için tasarlanmıştı. Ancak aradan geçen süre içerisinde uçaklar bambaşka bir şekilde gelişmeye başladı. Çünkü artan nükleer silah sayısı uçakların son teknolojiyle donatılmasına sebep oldu. Bugün gelinen nokta ise uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda yapılacak yeni uçak, Rusya ve ABD arasında ilişkilerin yeni bir boyut kazanmasına sebep olacak. Rusya'nın ABD ile yapacağı nükleer silahlanma müzakerelerinde, kıyamet uçağı sayesinde önemli bir koza sahip olacağı uzmanlar tarafından ortak görüş olarak bildirilmiş durumda. O zaman sizlere konuyla ilgili olarak ilginç bir bilgi verelim. Kıyamet uçağının amacı Putin'i olası bir nükleer saldırıdan korumak. Buraya kadar her şey normal, değil mi? Devletler nükleer silahlara servet yatırırken son teknolojileri kullanıyor ve mevcut tarih içerisinde en donanımlı araçları yani uçakları üretiyor. Peki şu anda son demlerinde olan Ilyusin 80'in başına gelenleri daha önce hiç duydunuz mu? Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Ilyusin 80'in kargo bölümüne hırsızlar giriyor. Sonra ne mi oluyor? Yaklaşık olarak 1 milyon ruble civarında maddi hasar meydana geliyor. Ayrıca bu dünyanın en donanımlı teknolojilerinden birine sahip olan, süper bir şekilde korunan kıyamet uçağının telsiz ekipmanlarının çalındığı açıklanıyor. O dönem yapılan incelemelerde 5 telsizin yanında 39 da elektronik cihazın çalındığı hükümet tarafından doğrulanmıştı. Yaşanan bu olay, o dönem Rusya'da küçük düşürücü bir alay konusu olarak kayıtlara geçiyor. Böylesine bir aracın bu kadar basit bir şekilde hırsızlık mağduru olması, ülkede epey bir süre boyunca gündem olmuştu. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin kara kutusu.